Sayın Başkan ve meclis üyeleri, dün Göksel Bey'in bu kardeş şehir ile ilgili yaptığı konuşmayı istinaden ben de birazcık bir hazırlık yaptım. Onunla ilgili bir konuşma hazırladım ve onu sizinle paylaşmak istiyorum. Göksel Bey dün kardeş şehir Petah Tikva, İsrail Tel Aviv'e bağlı bir şehir, ilgili görüşlerini açıklamış ve meclis gündemini ikinci kez taşıyarak kardeş şehir kararının kaldırılması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca Göksel Bey'in bir önceki meclis konuşması yerel basında, özellikle Kadıköy gazetesinde büyük ayıp başlığı altında yanlı ve taraflı olarak kardeş şehir kararı üzerinden Kadıköy'ün CHP'li meclis üyeleri zan altında bırakacak şekilde haberlere meslet olmuştu. Evet, teşekkür ederim. Buyurun Köksal Bey. Değerli Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle değerli meclis üyemiz Soydan Bey'in İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulüm ile ilgili ve son dönemde yine Mescid-i Aksa'da Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının yönünde yaptığı girişimleri buradan şiddetle reddetmesini, bu duyarlılığı göstermesini önemsiyorum. Kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Benim meclis gündemine iki defa getirdiğim konuyla ilgili açıklama yaparken yerel basında bu konunun büyük ayıp şeklinde paylaşılmasından bahsetti. Türkiye'de basının özgür olduğunu hepimiz biliyoruz. Basının attığı manşetlere, başlıklara bizim karar vermek gibi bir lüksümüz yoktur. Kaldı ki tutanaklara bakıldığında meclisle ilgili büyük ayıp gibi bir ifadem kesinlikle benim olmamıştır. Ben meclis gündemine bunu iki defa getirdim ve meclisimizin özgür iradesiyle nasıl 2007'de tutanaklara bakıldığında bu görülecektir. 2007'de bu kentle, Petah Tikva kentiyle nasıl kendi özgür iradesiyle kardeş olma yolunu seçtiyse Kadıköy Belediye Meclisi, yine aynı şekilde gelişen olaylar sonrasında kendi özgür iradesini kullanarak kaldırılması yönünde bir teklifte bulundu. İkinci olarak yine konuşmasında değerli meclis üyemiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş kentlerinden bahsetti. Çin Halk Cumhuriyeti ve Suriye'nin farklı kentleriyle kardeşliğinden bahsetti. Ben şu anda Kadıköy Belediye Meclis Üyesiyim. Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla ilgili düşüncelerimi paylaşıyorum. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesidir. Orada demokratik hakkı vardır. Bu kardeş belediyeciliklerin kaldırılmasıyla ilgili umarım orada kendisi teklifini verir, bunu da orada gündem edebilir. Ticaret hacminden de bahsetti, İsrail ile ilgili olan. Bu konu hakkında çok bilgim yok açıkçası, çok fazla değerlendirme yapamayacağım. Ama satır aralarından şunu çıkartıyorum, Türkiye'nin dış ticaret hacminin arttığını en azından arkadaşımız yaptığı araştırmada öğrenmiş, bizlerle de bunu paylaşıyor. Evet, Türkiye AK Parti iktidarlarında hakikaten dış ticaret hacmini arttıran bir ülkedir. İnşallah 2023 hedefleri doğrultusunda da dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına da gireceğiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim.